Dünyada, insan ve toplum hayatında değişmeyen tek şey değişimdir. Zaman geçer, devran döner, toplumlar değişir, gelişir. Kanunun sözü yerli yerinde dursa bile o sözün tekabül ettiği sosyal gerçekler bambaşka bir yere evrilir. İlkeler ve değerler elbette zaman ötesidir. Ne olursa olsun ilkeler, değerler yerindedir, kalıcıdır. Ama onların dışında kalan kural kümeleri gün gelir zamana yenilir. Zamanın akışı toplumsal ihtiyaçları, öncelik ve hassasiyetleri de değiştirir. İşte bu değişime ayak uydurmanın yolu reformlardır, yenilik iradesidir, çağı ve toplumsal beklentileri yakalamaktır. Bu sebeple insanımıza dokunan her konuda vatandaşımızın hukuk standartlarını daha ileriye, daha yukarıya taşıyacak her alanda reform irademizi ortaya koymaya devam ediyoruz. Reform irademizin kaynağını ise milletimizin talep ve beklentileri oluşturmaktadır. Bu beklentilerin en başında da elbette yargısal adalet gelmektedir. Adalet, insanlığın, yeryüzünün kurulduğu günden beri en kadim, en kıymetli arayışıdır. Bu kutlu arayışın adresi de adliyelerdir. Adliyeler adaletin kapısıdır. Adliyelerin kapısını sonuna kadar adalete açacak olan da sizlersiniz. Böyle ulvi bir mevkide, meslekte bulunmak sizler için gerçekten büyük bir onur vesilesidir. Bu onur aynı zamanda ciddi bir şekilde sorumluluk da sizlere yüklemektedir. Bu sorumluluk adliyenin kapısından gelen herkesin hakkına erişeceği hususunda bir tereddüt dahi yaşamama mesuliyetidir. Kayseri Adliyesi'nin kapısından giren bir vatandaşımız ben burada adalete erişeceğim hiçbir tereddütüm yok diyerek o kapıdan girmeli ve o kapıdan da aynı duyguyla çıkabilmelidir. Yine değerli arkadaşlar, herkesin insan onuruna yaraşır bir şekilde muamele görmesini sağlama mecburiyeti de üzerimizdeki sorumluluklardan biridir. Türk milleti adına karar veren yargının, Türk milletinin her mensubuna ne olursa olsun düşüncesi, yaşam tarzı, siyasi felsefesine, tarzına bakmadan herkesin en saygın bir şekilde muamele görmesi en temel hakkıdır. Bunu da elbette sizler yerine getiriyorsunuz. Ve bu kapıdan dönen herkesin evine, iş yerine dönerken, bu kapıdan, adaletin kapısından ayrılırken memnun bir şekilde dönmesini yine temin etmek gibi bir sorumluluk vardır. Göğsünüzde bir şeref madalyası gibi taşıdığınız bu onur ve bu duygu meslek hayatınız boyunca her zaman sizlerle beraber ilerlemeli, gelişmeli ve büyümelidir. Değerli arkadaşlar, bu çerçevede özellikle bizler de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bu yasama döneminde kanunlaşmasını ümit ettiğimiz coğrafi teminatın yine hayata geçmesiyle birlikte yargı bağımsızlığının daha da güçleneceğine inanıyoruz. Ve bu da yargı sistemimizde çok önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkacak bir düzenleme olacaktır. Her alanda olduğu gibi adalet alanında da zaman mefhumu ve zaman yönetimi oldukça değerlidir. Geç kalmış bir karar dosyayı sona erdirmiş olsa bile adaleti tecelli ettirmiş sayılmaz. Hatta bu karar doğru bile olsa geçen sürede o gidip gelişlerin, ertelemelerin, uzun ve kaygılı bekleyişlerin psikolojik tahribatını onarmaya yetmeyecektir. Bunun için geç gelen adalet, adalet değildir diyoruz. Çünkü geciken adalet caydırıcı olma özelliğini de yitirecektir. Mağdurun hakkına ulaşmasını anlamsız hale getirecektir. Dolayısıyla makul sürede yargılanma hakkı, adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından biridir. Bu sayede adalet hizmetlerinin kalitesini
yargı hizmetinin iyi işleyişini test edebiliriz. Değerli arkadaşlar, Türk yargısı Türk milleti adına karar vermektedir. Türk milletinin de yargıdan beklentisi benim mağduriyetimi geç olmadan sona erdir. Adil bir karar ver ve bunu da makul sürede ver. Geç gelen adalet, adalet değildir. Kararı çabuk verdin ama adil değilse o da adalet değildir. İki tane temel beklentisi var. Benim kararımı gecikmeden ver, benim mağduriyetimi gecikmeden gider, benim gözyaşımı, benim haksızlığa uğrama duygumu gecikmeksizin telafi et ve verdiğin karar da adil bir karar olsun diye çok net bir şekilde iki talebi vardır. İşte bu talebi de yerine getirecek olan, bu haklı beklentiyi de yerine getirecek olan elbette sizlersiniz. Bu konuda da milletimizin bu beklentisini yerine sizler bir hakkın getireceğinize inanıyoruz. Değerli arkadaşlar, işte yargıda hedef süre uygulamasını bu düşüncelerle hayata geçirdik. Hedef süreyle makul süreyi teminat altına alırken aynı zamanda adil bir karar almayı da koruyacak şekilde tasarlandı. Çünkü aynı zamanda adalet hıza kurban edilemeyecek bir kamu hizmetidir. Makul süreyle adil bir karar verilmesi biri diğerine tercih edilecek olgular değil. Aksine birbirini tamamlayan süreçlerdir. İşleri belli bir zaman planı dahilinde kısa yoldan, adaletten ödün vermeden çözmek zaman yönetiminin amacıdır. Hakim, savcı ve avukatların birlikte yürüteceği zaman yönetimi makul sürede yargılamaya katkı sunacaktır. Yargıda hedef sürenin amacı işte bu iş disiplinidir. Yargıda hedef süre çabuk karar vermek için değil, makul sürede adil bir karar için vardır. Değerli arkadaşlar, herhangi bir reform adımını anlamlı kılan iyi uygulamalardır. Reformlar iyi uygulamayla, iyi uygulayıcıyla gerçek anlamını ve değerini hissettirir. Bir mevzuat değişikliği yaşama dokunduğu anda somutlaşır ve insana dokununca görünür hale gelir. Reformlarımızı işte insana dokunan, insan kokusu hissettiren uygulamalara dönüştüren, yaşatan sizlersiniz. Yapılan reformların eksiksiz bir şekilde hayata geçmesi ancak uygulamanın doğrudan aktörleri konumundaki sizlerin çalışmalarıyla mümkün olacaktır.